Cezayir'de Arap Birliği zirvesine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açılış seremonisinde konuştu. Ermenistan'ın Karabağ işgali sırasında bölgeye 1 milyondan fazla mayın döşendiğini söyledi. 206'dan fazla Azerbaycanlı'nın ya öldüğünü ya da ağır yaralandığını vurguladı. Aliyev Fransa'nın Cezayir işgalinde işlediği suçlara da değinerek dünya Fransa'nın katliamlarını unutmamalı dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, onur konu olarak davet edildiği 31. Arap Birliği zirvesine katılmak için Cezayir'deydi. Zirvenin açılış seremonisinde konuşan Aliyev, önce Cezayir'i bağımsızlığını kazanmasının 68. yıl dönümü nedeniyle tebrik etti. Ardından Fransa'nın Cezayir işgali sırasında döşediği mayınları hatırlattı. Ermenistan'ın da Karabağ işgalinde benzer bir strateji uyguladığını söyledi. Bu mayınlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğini vurguladı. Bugün Mücahit Müzesini ziyaretim sırasında bana Fransa'nın işgal boyunca Cezayir'e 5 milyondan fazla mayın döşediği bilgisi verildi. Bu bana Ermenistan'ın Karabağ işgalinde döşediği 1 milyondan fazla mayını hatırlattı. 2020 Kasım'ında sona eren savaşın ardından 260'tan fazla Azerbaycanlı bu mayınlar nedeniyle ya öldü ya da ağır yaralandı. Topraklarımızı kendimiz temizleyeceğiz. Süreç çoktan başladı. Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da yaklaşık 30 yıllık Ermeni işgalini sonlandırdığını hatırlattı. 1992 yılında Hocalı'da soykırım yapan ve yıllar boyunca uluslararası kararları tanımayan Ermenistan'ın teslim olmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Ana vatanına kavuşan Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından harap edildiğini belirtti. İki yıl önce Azerbaycan çatışmaya son verdi. Birleşmiş Milletler maddelerinde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak topraklarını özgürleştirdi. Ancak geri döndüğümüzde ne gördük? 10 bin kilometre kareden fazla bir alan tamamen harap edilmişti. Şehirler, köyler, tarihi anıtlar hatta atalarımızın mezarları bile yerli bir olmuştu. İşgal sırasında 67 camiden 65'i tamamen yok edildi. Bu terörist Ermeni devletinin İslamofobik özünün göstergesidir. Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan, Azerbaycan'a bölgenin mayın haritasını vermeyi taahhüt etmişti. Ama Erivan yönetimi verdiği bu sözü de tutmadı. Sınırların çizilmesi için de görüşmeler sürüyor ve Fransa'nın Cezayir'e karşı işlediği suçlar. İlham Aliyev 130 yıllık Fransız işgali süresince 1,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Dünya Fransa'nın Cezayir'deki bu katliamlarını asla unutmamalıdır diye konuştu.